Selamünaleyküm arkadaşlar. Sevil Neleme YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yapmış olduğum elbisemizin şu üst kısmının farklı bir yapılış şeklini göstereceğim. Bundan önceki videomda arkadaşlar zaten bu elbisemizin yapılış videosunu çekip yayınlamıştım. Şimdi bu arka kısmını, bu ikinci takımım arkadaşlar. Bu ikinci takımımı yaparken arka kısmında bir değişik yapılma şeklini de göstereceğim size. Şimdi bu yüz kısmı olduğu için yüz kısmını normal bir şekilde arkadaşlar bu şekilde trabzanımızı örelim. Hani daha hoş görünüyor diye düşünüyorum. Bundan önceki videomda bebek elbisesini yaparken bu üst kısmında arkalı önlü trabzana yapmıştık arkadaşlar. Şimdi bunu yaparken şöyle bir işlem yaptım. Belki sizin de hoşunuza gider. Siz de yapmak istersiniz. Hemen ön kısma gelen tarafı bu şekilde trabzana yapıyoruz. Tığımın numarası bakalım. 2 numara olduğu için bebek elbisemizin İpi de Baby Best arkadaşlar. Alize'nin bakalım. Alize'nin ipi arkadaşlar. Yani tığımla ipimin uyumu çok güzel oldu. Akışı çok güzel oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bu şekilde ördük. Bakın arkadaşlar, şimdi ön kısmı normal trabzana gibi trabzanı şeklinde ördüm. Tığımı tekrardan ipimi takıyorum. Şimdi arka kısma döndüğümüz zaman ben diğer videomda trabzana gene örmüştüm ama bu sefer yuvalara sık iğne yaptım. Bakın arkadaşlar, ön kısımda trabzana, arka kısımda da bu şekilde sık iğne yaptığımız zaman daha hoş görüntü oldu. Benim hoşuma gitti. Belki sizin de hoşunuza giderse hani siz de bu şekilde örmek istersiniz. Tığıma ipimi doluyorum. İpsiz bir şekilde örüyorum. Sık iğneyi örgü yapan bütün arkadaşlarımız bilir. Bilmeyenler için de bakın bu şekilde tığımda ilmeğim duruyor. Yuvadan ipimi alıyorum. Kapatıyorum ikisini birden. Bu şekilde arkadaşlar. İç kısma döndüğümüz zaman sık iğneyle örüyoruz. Bakın arkadaşlar, daha hoş bir görüntü oluyor. Tekrardan yüz tarafı bize döndüğü zaman elbisemizin aynı şekilde trabzana yapıyoruz. Hemen. Sıramızda yapalım. Duruşuna bakalım birlikte. Yani bu şekli kullanmanızı gerçekten tavsiye ederim. Hoş duruyor. Sık iğne üstüne trabzana. Düzgün bir görüntü oluyor arkadaşlar. Hoş bir görüntü oluyor. Bu sırayı şimdi ilk başta yaptığım aylık bebek içindi. Bu yaptığım elbisemiz 1-2 yaş elbisesi. Bakın arkadaşlar, gerçekten hoş bir görüntü oluyor. Arkasını çevirdiğimiz zaman da bu şekilde görünüyor. Ben şimdi bu elbisemi birkaç sıra daha örerekten askılığını yapacağım arkadaşlar.
Size bunu göstermek için ufak bir video çekeyim dedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Hayırlı akşamlar.